89'da çalışma hayatına başladım. Eşim çok büyük bir iflas geçirmişti. Bebeğime 1 kilo süt alamayacak durumdaydık. Ocağımda çocuklarımı ısıtacak bir odunum dahi yoktu. Eşim dedi ki, ben bittim, beni rahat bırak, benden ne istiyorsun dedi. Kardeşim dedim, ben bu dükkanı size yar etmem. İki çocuğumla içine otururum, yakarım dedim. O güç neydi biliyor musun çocuğum? Aile, evlatlarım. Ben babasız büyüyen bir çocuğum. Babasızlık çok zor bir şey. Evlatlarımı babasız bırakmamalıydım. Bana insanların söyledikleri, evet, beni yıkıyordu, canımı acıtıyordu. Küçük bir depomuz vardı. Ağlardım, ağlardım, ağlardım. Elimi yüzümü yıkardım, dimdik yine çıkardım ön tarafa. 5 ay benim bu kafam yastık görmezdi, bu vücudum yatak görmezdi çocuk. Çünkü şu an Parkinson'um, sağlık problemlerim var. Benim hayatım hep başkalarını mutlu etmek üzerine kurulmuş. Parkinson'u ben kendime konduramadım önce. Bütün işler elimden alındı. Onlara göre beni korumak adına aldılar. Şimdi hasta sahiplerine söylüyorum. Bu Parkinson olabilir, böbrek hastası olabilirsin, bir şey kanser olabilirsin. Nefes alıp veren kişi, bırakın kendi özgür iradesiyle ne yapmak istiyorsa ya da ne yapmamak istiyorsa, bırakın kendisi karar versin. Çünkü o hayat ona ait. Kuş evleri boyamaya başladım ama fırça elimdeyken titrememin azaldığını gördüm. Onu görünce ben gece gündüz boyamaya başladım. Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugünkü konuğumuz sevgili Aynur Isparta. Aynur ablacığım merhaba. Merhabalar, hoş geldin köyümüze. Ben de hoş buldum. Öncelikle neredeyiz ve sonrasında da kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Muğla Göcek'teyiz. Öncelikle hoş geldin, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol böyle bir fırsat yarattığın için. Estağfurullah. Kendimi anlatırken ben kimim? Ben 25 Kasım 1966'da doğdum. Raziye Hanım, yani annem, çok güçlü bir kadının kızıyım. Aydın'da doğdum, Aydın'da büyüdüm, Aydın'da okudum, liseyi bitirdim ve 17 bitti, 18'e girdi, evlendim. Abimin uygun gördüğü kişiyle, eşim Yalçın Bey'le. Allah 2 tane çocuk bağışladı, anne olmamı sağladı. Bir kızım, bir oğlum var. Şimdi de 2 tane juniorlarım var, torunlarım var, çok tatlılar. 89'da çalışma hayatına başladım. Eşim çok büyük bir iflas geçirmişti. Şöyle ki bebeğime 1 kilo süt alamayacak durumdaydık. Ocağımda çocuklarımı ısıtacak bir odunum dahi yoktu. Ben şehir çocuğuyum. Golon deriz. Sırta bağlanır çocuklar. Onun nasıl bir şey olduğunu bilmem. Ama o zamanları dağdan odun toplamak için insanlara spor yapmaya gidiyorum diye çocuğumu sırtıma bağlıyordum. Oğlumu da, Yunus Emre de 4 yaşında, yanımda götürüyordum. Gelirken kızımı önümde yüreğime bağlıyordum. Odunları sırtıma bağlıyordum. Yunus'um da elimde tutarak getiriyordum. Anne yoruldum derdi. Bir de onu kucaklamaya çalışırdım ve o şekilde buralara geldik. Bu iflas dediğiniz olay Aydın'da oldu, sonra buraya göç mü? Hayır, ben Dalaman'a gelin geldim. 84 yılında 85'e bağlayan şeyde, 85'te oğlum dünyaya geldi. Daha sonra 89'da biz burada iş yeri vardı, marketi vardı, Dalaman'da market vardı, soğuk hava vardı, otel vardı, birçok şey vardı. Ve eşim birdenbire ani bir iflas oldu ve her şeyimizi kaybettik. O kaybedişte o zaman ben çalışmıyordum. Eşime dedim ki bir gün, ben senin iş ortağın olmak istiyorum. Eşim dedi ki, ben bittim, beni rahat bırak, benden ne istiyorsun dedi. Ben senin bitmediğini, bu işletmelerin bitmediğini, bu tek market kalmıştı elimizde. Ve raflarda hiçbir şey yok yalnız. Bütün alacaklılar her şeyi aldılar. 6 ay dedim, müsaade et bana. Çünkü birileri gelmişti, dükkanı alacaklardı. 500 liraya alacaklardı marketi. Biliyorum ki ben, o her şey bitecekti. O 250 lira borçla ben çocuklarımla kalacaktım. Ben gelen beye şunu söyledim. Kardeşim dedim, ben bu dükkanı size yar etmem. İki çocuğumla içine otururum, yakarım dedim. Biz eve gittik. Bir hafta eşimi evde hapsettim. Kapıları kilitledim, önlerine dolaplar koydum, büyük savaş verdim. 5. güne eşim dedi ki, ne istiyorsun be kadın dedi benden dedi. Otur beni bir kere dinle dedim. Sonra oturdu ve biz hem iş ortaklığımızı hem hayat ortaklığımızı işte o gün başladık. Yani aslında burada şunu görüyoruz değil mi? İnsan nefes aldığı sürece umut her zaman var. Ticaret hayatı, iniş de var, çıkışı da aynen var. İnsan istedikten sonra, azmettikten sonra ve çalıştıktan sonra kesinlikle aklını da kullanıp, hedeflerini belirleyip, ayağa kalkıp dikelebiliyor. Siz bu başarı örneğinin bir ispatısınız aslında değil mi? Evet.
Evet. Eşim dedi ki bana o zaman, bu kadar borcu nasıl ödeyeceğiz dedi. Bütün alacaklılarını çağıracaksın tek tek. Biz ne zaman ödeyebileceksek o günlere gitsinler, tefeciden mi hesaplatacaklar, bankadan mı hesaplatacaklar. Hiç kimseye bir şey demeyeceğiz dedim. Adama 2 lira borcum varsa 5 lira derse eyvallah diyeceğiz. Çekini keseceksin adama. Benim söylediğim güne keseceğiz. Ve söylediğimiz günlerde hiç kimseye borcumuz kalmamıştır. Peki ben şunu sormak istiyorum. Siz kendinize olan bu özgüveni, eşinize vermiş olduğunuz bu motivasyonu nereden buldunuz? Hangi tecrübe, hangi inanç, nasıl bir histi de bu? Bana güven, bana bırak, ben bu işleri kurtaracağım dediniz ki kurtardınız değil mi sonunda? Evet, sonunda bilelim evet. Hikayeni. Türkiye'de çok konuşulan, çok başarılı şirketler arasındaydı. O güç neydi biliyor musun çocuğum? Aile, evlatlarım. Ben babasız büyüyen bir çocuğum. Bir tek anacığım vardı. Babasızlık çok zor bir şey. Evlatlarımı babasız bırakmamalıydım. Baba benim için Yalçın'ın varlığı, çocuklarımın başında olması, o aile kavramı, yuva kavramı benim için çok çok önemliydi. Onu ayakta tutabilmek için tüm gücümle savaştım. Hiçbir ticari kimliğim yoktu. Hiçbir ticari bilgim yoktu. Hiçbir insanla ya da hiçbir şekilde bir alışverişim yoktu. Zaten 22 yaşındayım. Ne gibi bir tecrübem olur? Hiçbir şeyim yoktu. Ve eşimle o gün ikimiz birlikte sırt sırta verdik, omuz omuza verdik. Eskiden iki tekerlekli el arabaları vardı. O el arabanın üzerine 12 kalıp buzu koyup o tahta iskelenin üzerinde şu kaburgalarımın, kemiklerimin kırıldığını zannettim. İtekleye itekleye iskelenin ucuna kadar götürdüm ve onları tek tek tekneye teslim ettim. Onurlu bir şekilde karakterimden, haysiyetimizden, şerefimizden, alnımızın açıklığından hiçbir zaman taviz vermedim. Dürüstlüğümden hiçbir zaman taviz vermedim. Allah'ıma sığındım, çok çalıştım ve inandım. Eşime güvendim. Çünkü arkamda bir onun gücü vardı hep. Onun varlığı vardı. O olması gerekiyordu. Ve çocuklarıma, bu yuva çocuklarım için var olacak. Sürecin içinde de tecrübe ede ede bilgilerinizi de kattınız buna değil mi? Yani öğrendiniz tabii de yani burada. Tabii ki. Ben hesap makinesini kullanmayan insan, Türkiye'de bir ilki başlattık. O zamanları bu barkod okuyucular yoktu. Barkod okuyucular... İlk biz dış ülkeden bir tane kalem, şöyle bir kalem barkod okuyucu getirttik. Erol Kurakları Çınlasın bilgisayar mühendisliğini bitirmişti üniversiteden. Bir ay o çocuğumla ilk yıl çalıştığımda onların tekniğiyle çalıştık. Karagümrük deriz biz, hani kağıda yaz yaz, listesini çıkart, hesabı çıkart. Çünkü biz kumanyalar veriyoruz. Yani biz bir markettik ama market olarak hani biz Göcek halkına hizmet eden bir market değildik. Biz tamamen turizme dayalı teknelere kumanya veriyorduk. Bodrum tekneleri, yabancı guletler, yabancı gelen tekneler. Onun için anlattığım zaman herkes güldü. Ben bilgisayar sistemini kurduğumda herkes gene güldü. Türkiye'de hangi firmadan alacağım, hangisinde ne kadar, ben bunların hepsini ezbere biliyordum. Evet. İnsanlar, başarılı insanların hayatlarına baktıkları zaman sahip olduklarından, hayatlarından böyle bir özenirler. Keşke bizim de olsa derler. Evet. Ve bir yandan da derler ki ya ne kadar güzel bir hayatı var. Her şeyleri var. Oh tuzları kuru maşallah gibi bazıları iyi niyetle, bazıları kıskançlıkla, fesat duygularla böyle cümleler kurabilirler. Ama insanlar, bu insan bu noktaya nasıl geldi? Ne bedeller ödedi, ne badireler atlattı, ne gibi acılar çekti, ne kadar çok çalıştığını görmez. Aslında işte başarının sırrı, geçen gün Cem Yılmaz'ın bir cümlesini duydum. Dedi ki, başarılı insanların ortak özellikleri amiyane tabirle it gibi çalışmalarıdır. Aynen. Başkasını ne duydum ne gördüm. Yani çalışmak, öz disiplin ve istikrar. Az önce çok önemli bir cümle kurdunuz. Herkes bana güldü dediniz. Herkes benimle dalga geçti ve bunun böyle olmayacağını söyledi. Yapamazsın dediler değil mi size? Aynen. Siz de yolunuza baktınız. Evet. Ben herhangi bir şeyi karar verdiğim zaman, karar vermeden önce çok araştırırım. Çok incelerim, süzeşlerim. Çünkü benim hayatımda hoyrat harcayabileceğim bir param hiçbir zaman olmadı ve zor kazandığım param vardı. Ben evimdeki tüp parama kadar hesaplamak zorundaydım. Çünkü hani bana bir yerden açıktan oradan buradan bir para gelmiyor. Yani çok hesaplı, çok düzgün bir şekilde gitmek zorundaydım ki var olmak için, ayakta durabilmek için, ayağa kalkabilmek için böyle olması gerekiyordu. Öncelikle ben kendime güvendim. Ben dürüst bir insan olarak, yılmayan bir insan olarak, çalışkan bir insan olarak
bana insanların söyledikleri evet beni yıkıyordu, canımı acıtıyordu. Ben her zaman, bizim dükkanımızda arka taraf vardı, küçücük bir depomuz vardı. Ağlardım ya da evime giderdim, ağlardım. Elim yüzümü yıkardım, dimdik gene çıkardım ön tarafa. Yani çünkü hedef farklı. İnsanlar istediğini yapsın, istediğini desin. Ben dürüstsem, ben ekmek davamdaysam kimse beni yıldıramaz. Ve hayatımda da hiç kimse beni yıldıramadı. Keşkelerin var mı? Pişmanlıkların var mı? Mutlu musun? Nasıl hissediyorsun kendini şu anda? Pişmanlığım sadece keşke bana ailemden ya da eşimin ailesinden birileri kızım sağlığını kaybediyorsun, kendine biraz dikkat et deselerdi. Ha dinler miydim bilmiyorum ama beni en çok yoran, çok sevdiğim, çok kendisini çok seviyorum. Eşim hem çok zor bir insandır, bir o kadar da iyi bir insandır. Ona keşke hani ailemiz dediğimiz insanların ona biraz eleştirmelerini isterdim. Biraz onu durdurmalarını isterdim. Çünkü ben o zaman az yorulurdum. Ben Mayıs 15, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 15. 5 ay benim bu kafam yastık görmezdi. Bu vücudum yatak görmezdi çocuğum. Sandalye üstünde koliyi kıvırırım, yastık yaparım. Bir tane koliyi açarım yere. Yatarım 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Eğer ben yarım saat uyuduysam o benim en büyük lüksümdü. Şimdi keşke biraz daha az ve kendime dikkat evet. etseydim mi diyorsunuz? Çünkü şu an Parkinson'um, sağlık problemlerim var. Benim hayatım hep başkalarını mutlu etmek üzerine kurulmuş. 5 yıl öncesine kadar, yani bu kim olursa olsun, sokaktan geçen bir yabancı dahi olsa, onun bir şeye ihtiyacı olduğunu gördüğüm an ben dayanamam. Onu sonuna kadar yaparım. Yani benim için hiç fark etmiyor. Kendim için hiçbir zaman yaşamadım. Çünkü bir mücadelenin içerisindeydim, bir hayat kavgasının içerisindeydim. Mecbur muydum? Evet mecburdum. Çünkü ya var olacaktık ya yok olacaktık. Ödememiz gereken borçlar çok büyüktü. Ama sağlığınızdan da kıymetli başka bir şey yok. Göremiyordun yani. Ki yavrum onu. O an göremiyorsun. Gençliğin verdiği bir güçle ve o ayakta bana bir şey olmaz diyorsunuz, dik durma mücadelesi, çocuklarım için mücadele etmem gerekiyordu. Bugün olsa yine aynı şeyi yapardım. Ama işte bu yorgunluk, bu stres, bu sinir evet. ortamı ve vücudunuza fazla yüklenme, dinlenmesine izin vermeme, az önce söylemiş olduğunuz hastalık sebebi bu muymuş, bu mu tetiklemiş bunu? Parkinson hastalığı. Ben çok erken, yani tabii benden daha erken olanlar da mutlaka vardır ama ben 56 yaşındayım. 10 yıl önce Parkinson hastalığına yakalandım. Doktor bir 4-5 yıl öncesi de var bunun dedi. Yani 46 yaşında olduysam, işte 5-6 yılda varsa 40-41 yaşlarında ben Parkinson'a başlamış benim. Ve başladığını şöyle, tabii bana doktorlar, ben tesadüf eseri Parkinson olduğunu öğrendim. Benim kolumda kas yırtılması vardı. Çok canım acıyordu. Burada ameliyat dediler. Onu da ailem Aydın'da gel bir üniversitede baktıralım dediler. Gittim, Ömer hocamız vardı. Tabii Ömer hoca muayene edeceği zaman işte kolunu uzat, elini uzat falan filan deyince tabii böyle titriyorum aynen. Kızım dedi sen Parkinson hastası mısın dedi. Allah Allah dedim, o ne ya dedim. Yo değilim dedim. Niye titriyorsun o zaman dedi. Valla şekerim falan düşüyor herhalde, ondan titriyorum galiba dedi. En üst kata çıkın dedi. Rektörümüz dedi. Hemen dedi teyzene bak alacaklar, alırlar dedi. Ve 2 saat beni muayene etti doktor bey. İşte çalışıyorum, ediyorum, yoruluyorum herhalde, ters hareket ediyorum diye düşünüyordum. Meğersem Parkinson'un alametlerinden biriymiş. Bir de eşime şunu söylüyordum. Yalçın bende bir şey var, bir şey oluyor bana. Ben eskisi gibi değilim. Ben eskisi gibi hızlı hareket edemiyorum. Bir yavaşlama var, bende bir duranlık var, hani durma var. Ne oluyor bana bilmiyorum, bana yardım et derdim ben ona. İşte o zaman yani 10 yılsa 15 yıl önce bu hastalığa yakalanmışım. İlk öğrendiğimde ailemden önce sakladım. Saklamamın sebebi önce kendim hazmetmem gerekiyordu. Önce kendim hazmedip onlara anlattığımda güçlü durmam gerekiyordu. Aileme de ben fizik tedavisi falan göreceğim dedim. Aydın'da kalmam gerekiyor dedim ve buraya dönmedim, gelmedim. Ben bir ay orada kaldım. Bu esnada İzmir'e gittim, geldim, her yere gittim, geldim. Hani bir doktorun demesiyle inanmadım çünkü. Parkinson'u ben kendime konduramadım önce. Çünkü doktorun söylediği şuydu, onu yapmayacağım, bunu yapmayacağım. Yani hayatımda yaptığım o anki hani kulvar diyorum ben, hep koşmuşum. Başka bir şey yapmamışım, yürümemişim, hep koşmuşum. O koşuyu bitirmem gerektiğini öğrendim. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Yani ben Parkinson'u üzülmedim. O koşu yolundan ayrılmam gerektiği için üzüldüm. Hiçbir işe yaramamak ve öyle oldu.
İşte bizimkiler öğrendikten sonra İzmir'e de onlar da doktora götürdüler birkaç yere. Parkinson hastası dediler. Ve bütün işler elimden alındı. Onlara göre beni korumak adına aldılar. Ama velakin bu çok kötü bir şey. Ben tüm hasta sahiplerine söylüyorum. Bu Parkinson olabilir, böbrek hastası olabilirsin, bir şey kanser olabilirsin. Her ne olursa olsun. Nefes alıp veren kişi bırakın kendi özgür iradesiyle ne yapmak istiyorsa ya da ne yapmamak istiyorsa bırakın kendisi karar versin. Çünkü o hayat ona ait. Ve ben bir yıl hastalığımın şokuyla bir de aldığımız ilaçlar uyutuyordu. Ben 58 kiloydum. Şimdi bu hale geldik, kilo aldık. İlaç içip yatıyordum. En acı veren en yakınındakilerin tepkisi. Mesela bir gün yürüyerek geliyorum. Çok yakınım dedi ki, ben dedi seni gelirken gördüm dedi, titremiyordun dedi. Şimdi buraya gelince dedi, başladın titremeye dedi. Şimdi bizim görüş alanımıza girince dedi, başladın titremeye dedi. Bu titremeni ben anlamadım dedi, anlamıyorum dedi. Ne kadar ayıp. Çok alçaltıcı bir şey. Ya da işte yarım saat ekranda beni seyretmişler. Titrememişim. Sonra misafirlerim geldiği zaman ben titremeye başlamışım onlar gelince. İnsanların önünde neden titriyorsun? Bunu isteyerek yapıyorsun. Bu yorumlar benim o kadar çok canımı acıttı ki ben daha da eve kapandım. Bir gün banyoda düştüm. Sesimi kimseye duyuramadım. Kendim sürünerek, emekleyerek yatak odasına gittim. Aynada kendimi gördüm. Şöyle oturdum yere. Dedim ki kendi kendime, Aynur ayağa kalk, sana senden başka kimsenin yardımı olamayacak. Kalk eşoğlu eşek dedim. Bundan sonra hayata kendin için yaşamaya başla. Kendin için ne yapmak istiyorsan onu yap. Yoksa diri diri kızım mezara gömüyorlar seni dedim. Kendine gel dedim. O gün üç şey için kendime söz verdim, yemin ettim. Bir daha çok mecbur olmadığım sürece asla yatmayacağım dedim. İkincisi, öyle bir şey yap ki kendin için dedim. Patronu da sen ol, cumhurbaşkanı da sen ol, başbakanı da sen ol. Hiç kimse senin elinden alamasın, kararı sana ait olsun. Üçüncüsü de son nefesimi vermeden gelecek nesil için Göcek'te bir şey yap dedim. Öldükten sonra insanların anabileceği, beni hatırlatan bir iz bırak. Bu ne olacak bilmiyorum dedim ama bir iz bırak. Ve ben sonra giyindim, toparlandım. Dedim beni almaya gelin. Gelmediler her zamanki gibi. Şimdi kendime liste yaptım. Birincisi, kendime bir araç bulmam gerekiyordu. Elektrikli motor almam gerekiyor dedim. Hepsi karşı çıktı. Telefon açtım, elektrik motoru getirttim. Yani insanlara beni alın, beni götürün falan filan işini kestim. Bitti. İşte dükkana gittim. Onu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum. Ona dokunuyorum, elleme dokunma, sen dinlen. Bir şey yapmak istiyorum, elleme dokunma, sen dinlen. Ya dedim ne oluyorsunuz ya? Bir durun, beni rahat bırakın. Lütfen yapmayın dedim ya. Beni bu hastalık öldürmeyecek dedim. Yani sizin yaptıklarınız beni öldürecek dedim. Lütfen yapmayın. Çünkü nefes alıyorsam bir sebebi var. Hala yaşıyorum çünkü. Oturdum, oğlum geldi yanıma. Anne dedi, bize bununla sınav yapma dedi. Bize sınav verdirme bize dedi. Ne sınavı oğlum dedim ya, ne diyorsun sen? Anneciğim dedi, doktorlar senin çalışmanı yasaklıyor. Çalıştırmayacaksınız dediler. Onun için sen çalışmayacaksın anne dedi. Ben bunun cevabını veremem, kendime veremem dedi. Yapma dedi bunu dedi. Tabii ben o şeyle kalktım üzüntüyle. Evde hem ağlıyorum hem düşünüyorum. Ne yapmam lazım? Bulmam lazım, bir şey bulmam lazım. Ertesi gün dükkana tekrar gittim. Oturuyorum. Bizim dükkanın önünde kocaman ağaçlar var. Ve biz 40 yıldır o çarşıdayız. Eşim de ben de işte ben sabahleyin gün doğarken 10 tane falan ekmek her gün balıklara atarım. Kuşlara yem veririm. Karıncalara buğday taneleri, irmik taneleri atarım karıncalara. Sular koyarım. Bu hep böyle olmuştur. 39 yıldır bu böyle olmuştur. Şöyle ağaçlara bakarken dedim bizim kuşlarımız dedim yazın susuz kalıyorlar, kışında yemeksiz kalıyorlar dedim. Kuş evleri yapayım mı Yunus Emre ben buralara dedim. Tamam anne dedi yap dedi. Bütün iş yerlerinde dekorasyonu sen yapıyorsun zaten dedi. Bak dedi buldun dedi ne yapacağını dedi. Öyle mi öyle hemen internete girdim. Kuş evi sipariş verdim. Boya sipariş verdim falan. Kuş evleri boyamaya başladım ama bir de benim çocukluğumdan beri olan yeteneğim vardı zaten. Resim yeteneğim. Mesela ben toplantılara falan girdiğimde insanın hani canı limon ister ağzı kamışır ya. Benim canım resim çizmek isterdi. Ve elim kaşınırdı. Hemen şöyle dosyamı kaldırırdım. Bir iki bir şey karalardım. Oh derdim. Ben toplantıya devam ederdim. Yani öyle bir hasret vardı. Ben kuş evlerinin hepsini adeta bir tablo yapar gibi
kuş evlerine resim yapıyordu. İşte Sarıgerme'den Sarçet Vakfı Cengiz abim gördü. Aa dedi, bizim kız dedi, ne yapıyorsun sen dedi. Onlar da meğersem kargalar için kuş evi yaptıracaklarmış. Bir yer arıyorlarmış. O zaman için 150 tanemine bir kuş evi yaptım oraya. Sonra gene gören Likya'nın sahibi bizim Ruhi vardır. Aa dedi, bana da 200 tane yapsan dedi. Ruhi dedim, şuradan bir uçarım ömüğüne dedim. Bak dedim, canıma sıkma benim dedim. Beni acıdığından mı kuş evi veriyorsun siparişim? Vallahi yenge de öyle değil dedi. Otel dedi, bahçe dedi, çok cansız gözüküyor dedi. Bahçeyi canlandıracak bir şeyler istiyoruz biz dedi. En güzeli de kuş evi, hem kuşlar yuva yapar dedi. İyi o zaman dedim ve ben 4-5 ay içerisinde 600 tane kuş evi yapmışım o yaz. Yaz bitti tabii, bir arayış içerisindeyim. İşte yağlı boya tablolar yapmaya başladım. Ben şunu keşfettim yalnız, en önemlisi buydu. Kuş evleri yaparken fırça elimdeyken titrememin azaldığını gördüm. Onu görünce ben gece gündüz boyamaya başladım. Durmadan boyuyordum. Sonra kışın olunca işte burada gençler toplanmışlar. Aynur abla, işte bir çini kursuna başlatalım, çini eğitimi alalım falan diyerekten bir hoca getirtelim. İşte onlar hoca getirttiler. Bu sefer o yaptıklarımla öyle bir mutlu oluyordum ki, mutlu oldukça da titremem olmuyordu. Yani o kadar fark ediyordu ki anlatamam size. Dedim bu benim için çok büyük bir sürpriz. Ben bu sefer daha sıkı yapışmaya başladım. Yani daha sıkı tutunmaya başladım. Mesela ben çini yaparken ya da resim yaparken tabii ki ustalarımızın, üstadlarımıza büyük bir saygıyla anıyorum. Allah rahmet eylesin hepsini. Bize bıraktıkları eserler çok çok kıymetli. Evet, ben o eserleri hep inceliyordum, hep çalışıyorum, hep bakıyorum. Nasıl yapmışlar, neler kullanmışlar, her şeyi inceliyorum. Ama ben şundan yanayım, ben kendi tasarımlarımı yapmak istiyordum. Yani bu başından beri öyle oldu. İlk başladığım andan itibaren. Şimdi de öyle. Ben kendi çizimlerimi yapmak, gönlümden geleni akıtmak, elimden çıkması, o muhteşem bir duygu. Sanki böyle hücrelerim yenileniyor. Yani o aşk başka bir şey. Sonra çamurla tanıştım. Bir baktım ki koca bir dünyanın içerisindeyim. Yani 1500 lira emekli maaşıyla başladığım işe şu anda ciddi bir rakamlarda olan bir sektör haline geldi. Yanımda bu işe aşkla yapan dostlarım var. Bu şu an Göcek Sanat Atölyemizin içerisinde aşkla, sevgiyle bu işi yapan yoldaşlarım var. Genç yeteneklerim var. Eğitimler veriyorsun. Evet. Hilal kızım var. O da 23 Nisan şenliklerinde tanıştım. Şu an atölyemizin genç enerjisi. Her gün bize enerji veriyor. Çok güzel ilişkiler kuruluyor. Çok güzel dostluklar kuruluyor. Ben bu hastalığı yakalanmadan önce de zaten sır küpüydüm. Yani beni herkes dıştan baktığı zaman yerinde durmayan, sürekli koşturan, cabbar bir kadın olarak görüyorlardı. Ama bunun bir de iş dünyası vardı. Yani ben yaşadıklarımı, acılarımı ya da yaşanmışlıkları hiç konuşmayan bir insandım. Hep içimde yaşayan bir insandım. Zaten Parkinson ondan dolayı nükseden bir şey. Yani içe atmaktan. İçine atmak. Doktorun söylediği şunu söyledi. Motoru fazlaca zorlamışsın. Motor artık, hani ben stop ediyorum, etmek istiyorum. Ama müsaade et, biraz çalış, dinleneyim, ondan sonra çalışalım diyor sana dedi. Daha nasıl desin dedi. Ben de ona artık kulak verdim. Tabii bu arada ben böyle dik durduğum için şimdi eşim, çocuklar, evlatlar hiç kimse yapmamı istemiyorlar. Hastalığımdan dolayı istemiyorlar. Aslında bu yanlış bir şey. İçimdeki heyecanı görmeleri gerekiyordu. Size iyi geldiğini, şifa bana, olduğunu. Aynen. Bana çok iyi geldiğini görmeleri gerekiyordu. Bana yol açmaları gerekiyordu. Ama bu aşamadayken hiçbir zaman bana olur vermediler. Yani hep olmaması için ellerinden geleni yaptılar. Şimdi destekliyorlar. Şimdi büyük bir her yerde söylüyorlar, konuşuyorlar ama isterdim ki yolculuğumun başından itibaren nasıl ki ben onlarla yan yana, omuz omuza hayatlarının her anında yol verdiysem, yarenlik yaptıysam, ışık olduysam onların da bana yol vermelerini isterdim. Işık olmalarını isterdim, güç olmalarını isterdim bana. Ama yine de ben hayatımın ikinci çöküşünde, ikinci başlangıcımı, kendim için ilk olan başlangıcımı yaptım. Ben ne istiyorum demeyi öğrendim. Çevrede iyi niyetli aslında. Siz daha kötü olmayın diye yapıyorlar ama buna çok dikkat etmek lazım. Bunu herkes hassas herkese yapıyor. Yani atıyorum bir hastalığa yakalandık. İşte mesela genelde şöyle anneannelere, babaannelere bir bakın. Hepsinin model şu. Biz işte torun oldu,
Ben torun bakıyorum. Abi bakmayın toruna ya. Ya da bakın, belli bir saatte bakın. Çünkü o anneannenin ya da babaannenin başka yaşam hakkı var. Kendisi için başka yapmak istedikleri var. Belki de sinemaya gitmek istiyor. Belki de tiyatro için bir şeyler yapmak istiyor. Ya da abi müzik yap, dinlemek istiyor. Yani bilmiyorum, bunun adını bilmiyorum. İnsanlar, ben Instagram'da hep söylüyorum. İnsanlar kendi renklerini bulmalılar. Ben rengimi, evet 10 sene önce renk arayışıma girdim. 5 yıl önce rengimi buldum. Ve ben hayatımı klorakla temizledim. Bunu yapmak zorundaydım. O kadar alıştırmışım, o kadar genel verici olmuşum ki bunu yapmak zor, kendim için yapmak zorundaydım. Ben şunu keşfettim. Yaşıyorsam, nefes alıyorsam bir sebebi var demektir. Daha bitmedi. Aynen. Hayat devam ediyor. Genelde hasta insanları odaların yok rüzgar almasın, yok işte soğuk görmesin, bilmem ne yapmasın diye odanın mümkün mertebe köşelere alırlar. Almayın. Camın önüne yapın yataklarını. Eğer yatalaksa, eğer ki ayağa kalkamıyorsa lütfen camların önünde yatsınlar. Ya adam zaten yatakta, başka bir şey göremiyor. Başka bir şey yok. Bırak müsaade edin, gökyüzünü seyretsin. Ablam bir de şimdi sizin hikayenizde ben şunu gördüm. Çok hayatımda ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Kelimelerimi de çok dikkatli seçmeye çalışıyorum. Çok hassas bir konu. Şimdi resim yapıyorsunuz ve birazdan özellikle bahsetmenizi de isteyeceğim. Çalışmalarınızı serbest çalışıyorsunuz. Evet. Direkt seramiği önünüze alıp çizim yapıyorsunuz. Aynen. Şimdi insanın aklına direkt şu soru geliyor. Parkinson bir insan, eli titreyen bir insan eline fırçayı alıp nasıl bu şekilde düzgün resim yapabilir? Bu soru geliyor aklıma. Çok özür dileyerek bunu söylüyorum. Ama bu mesajı vermemiz lazım. Siz bu aşkla, bu sevgiyle belki bu hastalığınızı bile o an yaşamıyorsunuz. Aynen. Şimdi bazen karşımıza çıkıyor müzik yarışmalarında. Çocuk konuşma güçlüğü çekiyor. Şarkıya bir giriyor, unutuyor ve rap yaptı çocuğun biri. Aynen. Konuşma güçlüğü olan bir çocuk rap şarkı söyledi, herkes şaşırdı. Evet. Demek ki müzik, demek ki sanat, demek ki bu tarz aktiviteler insanda farklı bir kanal açıyor. Hı hı. Sizin auranızı, bakışınızı, enerjinizi bambaşka bir noktaya çeviriyor. Biraz bunun hakkında kendi iç dünyanızda yaşadıklarınızı paylaşmak ister misiniz? Yani o resmi çizerken o güç, o ele nasıl geliyor? Benimki bir aşk. Kesinlikle bir aşk. Yıllardır hafızamda sürekli fotoğraf çekmiş. Çünkü bunun başka bir yolu olamaz. Bir de ben objeye, çizime, boyamaya başladığım zaman her şeyle frekansım kesiliyor. Ben hatta öğrencilerime de, işte yanımdaki kişilere de söylüyorum, misafirlerimiz olduğu zaman da. Boyama yapmaya başladığım zaman sohbet edemiyorum. Ben orayla konuşuyorum. Boyalar düşüncelerim, fırçam, dilim oldu benim. Gönül gözü de açılıyor. Ben şimdi sizinle bu kadar sohbet edebiliyorum. Yıllarca mücadele ettim. Biraz önce aslında atlamış oldum. Sohbet edemiyordum, konuşmak istemiyordum. Çünkü beynim, gönlüm çok yorgundu. Yorgundum, çok yorgundum ve çok yıprandım. Çok iyisiniz devam ettim. Şu anda. Allah'a şükür. Yani buna şükrediyorum. Evet, titriyorum. Düz bir çizgi çekeceğim zaman çekemiyorum. O düz çizgi çekileceği zaman olmuyorsa ben de zikzaklı çizgi yapıyorum. Sonuç itibariyle tasarım benim mi? Benim. Ben beğendim oldu. Mi? Beğendim abi. Yani ben yaptım, oldu. Aynen böyle. Bana birilerinin ne dediği ya da birilerinin ne düşüneceği umurumda değil. Edecek mi? Evet. Umurumda değil ki. Çünkü o büyük bir aşkla yapıyorum. Duyguyla yapıyorum. Yaptığımız her şey hemen gidiyor, satılıyor. Şu an öğrencilerimin yaptığı ürünleri de koyuyoruz. Onların da para kazanmasını sağlıyorum. Kadın olup bir de öğrenci ise benim en hassas şeyim yani. Bam teli. Evet, benim için de onlar önemli. Biraz önce bir şey demiştim. Ayakta kalmak, yatmamak. Bunu yaptım. Kimse bana benim bu işimi elimden alamazlar. Bitti. Bir de üçüncüyü söylemiştiniz. Ben en çok oraya takıldım. Evet. Göcek için, köyün Göcek için buraya bir şey bırakmak, gelecek iz bırakmak. Nesil için bir akademi bırakmak istiyorum. Adımları atıldı mı? Ben şimdi 200 metrekare kadar bir yer kiraladım. Şimdi oraya atölye açacağız. Ankara ve İstanbul'da İç Akademi, Ece Aymer İç Akademi diye bir kurumumuz var. Bu kurumda Ece Aymer yıllarca emeğini vermiş bir ekoldür Türkiye'de. Bizim öncümüzdür. Benim için çok kıymetlidir. Benim ben olduğumu ve benim hangi kıvamda olduğumu öğretti bana. Beni kendimin keşfini yaşattı. Hep acabalar, sürekli kendimi çok fazla eleştirmeler. Ben ta ki Ece hocama gittikten sonra kendimdeki yeteneğimi, kendimdeki gücümü, her şeyimi
Ece Hoca'dan aldım. Ve o kurumun içerisindeyim. İç Akademi'nin 10 tane hocamız var. Ece Hocamızın yetkilendirdiği. Ben de bu bölgedeki hocasıyım. İç Akademi, Yeditepe Üniversitesi E-Devlet onaylı sertifikalar veriyoruz. 10 günlük hızlandırmış eğitimlerimizde. Bunun aynı zamanda Çin'i, seramik ve benim Türkiye'de bir ilkini başlattım. Sırın sırları. Sırın sırları dediğimiz şey, Çin'i yapıyoruz, seramiği yapıyoruz ama yaptığımız bütün eserler sırlandığı zaman sırla sırın hatalı olması ya da sırın kıvamının yani çok iyi olmalı ki o yaptığımız eser de çok iyi çıkmalı. İşte bu eğitim bence bütün o seramik eğitimi alan, Çin'i eğitimi alan herkesin mutlaka alması gerekiyor. Ben de Türkiye'de bir ilke başlattım. Bu benim düşündüğüm, benim programımdır tamamen. Göcek için yapmak istediğim benim için bu yeterli değil. Allah izin verirse ben Göcek için ilk üçünü hedeflemiştim. Şimdi yanında iki tane daha var. Bir akademi, evet. Herhangi bir üniversiteyle, şu an bir üniversitemizin rektörüyle görüşmem var. 2 yıllık da olsa herhangi bir şekilde burada ben sanatsal anlamda bir üniversite, bir akademi kurumunun sağlayabilirsem benden mutlusu olmayacak. Evet. Bir tanesi de sağlık sanat kampüsü. Sağlık sanat kampüsü nedir? Bu dünyanın neresine giderseniz gidin bu bir sorun. Nedir bu sorun? İşte bizim gibi Parkinson hastaları, beyinle ilgili rahatsızlıklar ya da şeker diyabetik hastaları, genç çocuk hastalar. İşte diyorum ya hep onların da yaşam hakları var. Neden evde kapansınlar? Neden evde yaşasınlar sürekli? İşte biz bu kampları hazırlayacağız. Bu kamplarda sağlık ekibimiz her şeyimiz olacak. Hem tatilini yapacak, yüzecek, sporunu yapacak, işte tenisini oynayacak. Müzikten hoşlanıyorsa, hangi müzik dersine girmek istiyorsa, işte seramik, çini, çamur, her şey. Yani futbolundan, basketinden her şey olacak. Ve çocuğun önce zaten bize dosyası gelecek. O dosyanın doğrultusunda biz çocuklara program hazırlayacağız. Çocuklar geldiği zaman buraya hem tatil edecekler, hem sağlıkları takip edilecek. Ve o sağlıklarından hiçbir şey eksilmeden çok mutlu günlerini geçirecekler çocuklar. Yapmak istedikleri şeyi yapacaklar. Hem de yalnız olmadıklarını görecekler. Evet. Kendisiyle aynı hastalığı aynen taşıyan bir arkadaşıyla bir araya gelip belki sorunlarını hafifletecekler paylaşarak. Aynen. Ben birçok Parkinson hastalarını karşılaşıyorum. Ben Parkinson oldum. Ne yapıyorsun arkadaşım diyorum. Evde oturuyorum. Niye oturuyorsun? Parkinson olmak demek bir oturmak ya da hayatını sonlandırmak değil ki. Hayatında bütün görevlerim bitti. Ben hiçbir şey yapamıyorum demek değil ki. Onu biraz açar mısın ablam? Şunu sormak istiyorum. Bir hastalığa yakalanmak hepimiz için. Yani bugün tabii sağlıklısın, ki yarın başımıza ne geleceğini. Herkes sanki benim başıma gelmez gibi düşünüyor ama her şey bizim için. Her şey bizim için. Bir hastalığa yakalanmak, onun kabulleniş süresi ve onunla birlikte yaşamayı öğrenmek, onunla arkadaş olmak. Aynen. Bu tarz hastalıklar için çok önemli ve moral yüksek tutmak, aynen, umudu yitirmemek ve üretmeye devam etmek bizi hayatta tutan, bağlayan bir unsur. Kendi hikayeni bu söylediklerimle bağdaştırıp görüşlerini paylaşır mısın? Ben şöyle söyleyeceğim. Ben biraz polyanacılık oynamayı seviyorum. Hikayeleştirmeyi seviyorum. Yaşanmışlıklar bunlar. Ben hala nefes alıp veriyorum. Sadece bunu Yaradan'ım izin veriyor. Yaradan'ım bunu izin veriyorsa benden bekledikleri var ki, sebebi var ki ben yaşıyorum, evet, arkadaşlar. Görev bitmedi. Görev bitmedi. Varoluş sebebimiz aynen daha sürüyor. Şimdi bu fizik, bu vücut, bunda ben olmayabilirdim, başkası olabilirdi ya da ben başkasında olabilirdim. Ama ben buradayım şu anda. Dedim ki Allah'ım bana bu fiziğe benim ruhumu verdi. Ben ev sahibiyim. Sonra da Parkinson geldi. O da Allah'tan geldi. Ha, dedi ki Allah sana kiracı gönderdim vücuduna. Onunla istediğin gibi yaşa. Ben de dedim ki Parkinson'a, bak kiracım biz uslu uslu yaşayalım. Beni alaşağı etme, idareni kullan. Ben de hayatı yapmak istediklerimi yapayım, müsaade et. Şimdiye kadar ben köpek gibi çalıştım. Hiç kendim için nefes almadım. Kendim için hiçbir şey yapmadım. Müsaade et, biraz da hayatın tadını çıkarayım. Yapmak istediklerimi yapayım. O da söz dinliyor. Vallahi çok iyi geliyor konuşmak. Biz birbirimizi idare ediyoruz şu anda. Aslında bu kendi iç sesinle sohbet. Aynen. Tabii bugünlerde biraz zorlanıyorum. Beyin pili taktırılması gerekiyordu. Kabul etmiyordum. Şimdi kabul ediyorum.
Ayrıca pilin çok iyi olduğunu öğrendim arkadaşlar. Kaçmayın. Pilinizi hemen taktırın. Pili beyindeki hücrelerimizin ne kadar iyiyken, sağlıklıyken ne kadar erken taktırırsak o kadar bizim için iyi olduğunu öğrendim. Çok iyi bir nöroloji dostumuzdan öğrendim onun için. Benim için çok önemliydi. Ben bu şekilde bakıyorum. Hep hedefim, bence hayat çok güzel. İnsanlar kendilerini keşfetmesi lazım. Bir de yayından önce bir şey söylemiştiniz ya. O da çok güzel bir mesaj. Seyircilerimize duysun istiyorum. Her günü bir ömür gibi düşünüyorum. Her evet. Sabah yeni doğmuş gibi hissediyorum. Ben her gün sabahleyin şimdi yatakta uyandığım zaman gözümü açtığımda bir elimi ayağımı oynatıyorum. Çünkü biz Parkinson hastasıyız. Her şey olabilir her an. Elimi ayağımı oynatıyorum, bakıyorum. Allah'ım sana teşekkür ederim diyorum. Sonra yatağa oturuyorum. Ayağımın üstüne şöyle basıyorum. Ha, ayak da oynuyor gene. Yani kalkabiliyorum ayağa. Allah'ım sana hamdolsun. Çok teşekkür ederim Rabbim diyorum. Bana bugün sabahleyin böyle bir şekilde kalktığım için diyorum. Sonra bahçeme çıkıyorum. Kuşlarla selamlaşıyorum. Börtü böcekle selamlaşıyorum. Ağaçlarla selamlaşıyorum. Ondan sonra Rabbime diyorum ki Allah'ım bugünü bana verdiğin için çok teşekkür ederim. Ne kadar büyük bir ödül değil mi? Tabii ki. Ne kadar çok büyük bir ödül. Çok çok. Aslında Allah'ım, Yaradan'ım insanlara her şeyi veriyor. Görer bilene. Aslında insanlara her şeyi veriyor. Tatmin olabilene. Niye olmuyoruz? Açgözlüyüz. Bak, nefes alıp veriyorum. Elim boya tutuyor. Yapıyorum. Anınızın tadını çıkarın. Fazlasını istemeyin. Sen layıksan Rabbim verir. Layık değilsen alamazsın. Çekeceğin çile varsa çekeceksin. Kefaretini vereceksin. Kefaretini ödemeden hayat devam ediyor. Siz bu noktaya bir günde mi geldiniz? Değil. Ama benim nasıl diyeyim biliyor musun çocuğum? Ben küçücükken de öyleydim. Hep manevi tarafım, manevi gözüm daha kuvvetliydi. Mesela ben battım, iflas ettim. O zaman da hiçbir zaman Rabbim'le ben bana çok para ver demedim. Allah'ım benim rızkımı eksik etme. Ben çünkü bir hafta evimin içinde yattım, kalktım. Bir hafta bir kuru ekmeğim olmadı. Ben aç yattım, aç kalktım. Çünkü o ekmeğimi ben Yunus'uma yedirmek zorundaydım. Benim çocuğum 8 yaşına gelene kadar soğan kavurmasını et kavurması diye yedi. Neyse, yaşanmamız gereken yaşadık. O bizim bir hayat sınavımızdı. Yaşanması gerekiyor. Alınması gereken dersleri o şekilde alıyorsun. O yaşanmasaydı siz o hayatın içine girmeyecektiniz. Siz kendinizi o kadar yıpratmasaydınız belki bu hastalık olmayacaktı. Belki bu hastalık olmasaydı sanata kendinizi vermeyecektiniz. Şimdi bir sürü kelebeğiniz var. Bunlar uçacak. Bunlar sonsuzluk aslında. Bunlar ölümsüzlük. Yani hayat aslında bir katar. Hayat katarı. Biz de bunun içinde gidiyoruz. Aslında aynen. Pencereden bakıp o an ne görüyorsan ondan keyif alıp akışta olup bir evet. Şekilde yaşayıp mutlu olacağız ve nefes alıyorsak veriyorsak dediğiniz gibi umut her zaman var. Evet. Keyfini çıkartacaksın ve dünya için bir şey yapacaksın. Bence mutluluğun çok basit sırrı bu. Aynen öyle. Dünya için, gelecek neslimiz için bir şeyler yapmak gerekiyor. İzler bırakmak gerekiyor. Biraz önce dedim ya, 3 hedefim vardı. 3. hedefimin yanına 2 tane daha bu aşamalar geçtikten sonra işte Göcek Sağlık Sanat Kampüsü. Onun yanına eklediğim, yani 5. hedefim de Göcek'te bir seramik fabrikası. Seramik fabrikası, koca bir fabrikadan bahsetmiyorum. İşte mesela hem eğitim verecek, hem oraya insanların turistik gelip ziyaret edebileceği, hem öğrencilerimizin ve kendi yaptıklarımızın sergilendiği bir showroom ve ne kadar çok yere satış yapabilirsek seramik yapmak, göndermek. Şimdi ne oldu? Elimizde bir sanat atölyemiz oldu. Bir sanat kampüsümüz oldu. Bir tane de seramik fabrikamız oldu. Allah izin verir bana bunları görürsem, bunların gelirleriyle de kocaman bir kampüsü olan gerçek bir üniversite buraya kurmak. Hadi yap abla orayı. Bir sonraki çekimi de orada yapalım. İnşallah. Doyamıyorum şu anda sohbete. Hiç kesmek İnşallah. İstemiyorum. O kadar... Soracağım onlarca soru var ama yayın süresi kısıtlı. Tolgacığım, o kadar böyle kalbim bunu söylerken var ya, böyle yüreğim hopluyor. Hani böyle bir 10 sene önce olsa, böyle o sağlığım olsa, koşsam yapsam falan filan. Ama en güzel şey ne biliyor musun Tolga? O kadar güzel şeyler biriktirmişim ki, bana ziyarete gelen, hasbelkader bir şekilde orada beni buluşturan diyeyim. Biz buraya nasıl geldik ve
Sabah 8'de geliyorlar, akşam 6 olmuş hala gidemiyorlar. Mesela işte 100. Yıl Üniversitesi'nin rektörüyle tanıştım. Beni davet ettiler. Bu fikirlerinizi dinlemek istiyoruz biz dediler. Dedim insanların işini yarayacaksa seve seve. Niye evet, olmasın? Benim yaptığım işin amacı da bu. Siz burada harika bir dünya kurmuşsunuz. Kendi dünyanız evet. Zaten çok harika. Biz de buraya bir projeksiyon tutuyoruz, bir ayna tutuyoruz. Bunu insanlar alacaklar, dinleyecekler, izleyecekler ve kendi hayatlarına görebilene, okuyabilene, anlayabilene harika aynen. Dersler var. Dediğim gibi süre kısıtlı olduğu için sohbete doyamasam da burada bir es vermek durumundayız. Çünkü atölyenizi de görmek, çalışmalarınızı da dostlarımızla paylaşmak istiyoruz. Evet. Atölyede devam edelim mi? Edelim. Tamam. Atölyedeyiz. Şimdi bir kısa bir atölye turu yapacağız ve bugün burada bize özel, başka hiçbir yerde örneği bulunmayan serbest aynen. Çalışma bir aynen. Eserimiz var. Evet, söz sizde. Hep diyorum, gönül gözü görüyor, kalp duygularını birleştiriyor ve fırçayla elimizle objeye dökülüyor. Kesinlikle bu duygu, aşk başka bir şey değil. Burada da kendim de gördüm. Evet. Hiçbir çizim yok, hiçbir kalemle bir müdahale yok. Tamamen ki yanlışlarım oldu, yanlış fırça atışlarım oldu. Bunu tamamen yine fırçalarımızla, yine boyalarımızla düzeltebiliyoruz. Önemli olan buradan gelenler. Burası showroom'umuz. Atölyemiz şimdi Allah izin verirse 1 Kasım'da teslim alıyorum. 20 Kasım'da açılış için hazır tutacağım. 25 Kasım benim doğum günüm. 25 Kasım'da tüm hayatımın, şimdiye kadar yaptığım tüm mücadelelerin bir ödülü gibi tüm sevdiklerimle ben orada buluşmak istiyorum. Atölyemin ismi zaten Bir Yudum Huzur Atölyesi. Beni yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum dostlarımızın. Bu kış çok güzel eğitimler vereceğiz. Geçen yıl verdim, eğitim verdim ama atölye kurumumuz çok profesyonel değildi. Şimdi yeni bir atölye, yeni bir çalışma, yeni bir ortam. Tamamen eğitim üzerine kurulacak ve üretim üzerine kurulacak. Bunun dışında seramik eğitimi veriyoruz. Yeditepe Üniversitesi E-Devlet onaylı, onu da verebiliyorum. Çin'i ve Sırın Sırları eğitimi veriyorum. Herkese kapımız açık. Her yerden insanlarımıza açık ve kalma yerlerini de sağlıyoruz. Çıkın çıkın gelin diyoruz. Bir de şunu sormak istiyorum. Belki siz bunu gizli tutmak istiyorsunuz ama belki evet. Bu sayede daha fazla öğrenciye, daha fazla gence ulaşılır. Bu akademide olan eğitimlerin ve bu showroom'da, bu atölyede satılan ürünlerin gelirleriyle üniversitelerde öğrenci okutuyorsunuz. Ve öyle göstermelik yardımlar da değil. Yabancı dil eğitimlerinden tutun da çok ciddi bunların masraflarına aynen. Kadar... Şu anda kaç öğrenci okutuyorsunuz? 16 tane öğrencim var. Ne kadar güzel. 6 tanesiyle İngilizce eğitimlerinden kalacakları yurtlarına kadar çok detaylı ilgileniyorum, bir fiil ilgileniyorum. Diğer 10 öğrencimle belli bir aidatla yardım ediyorum. Ama bu çocuklarımın hepsi biliyorlar ki ben Alo kadar yakınım. Özellikle eğitimleriyle ilgili olabilecek her şeyde yanlarındayım. Param olmasa da yanlarındayım, olsa da yanlarındayım. Böyle benim işim gönül işi. Ben unumu eledim, eleğimi astım. Hayat beni çok yordu. Ben okuyan tüm gençlere ve okumayan ama gönlünde sanat olan tüm kadınlarımıza, kızlarımıza kapım açık, gönlüm açık. Bilgilerim onlara aktarmak için de açık. 10 senedir edindiğim tecrübelerim hepsini onlara verebilmek için açığım. Evet. O zaman şimdi bir atölye turu yapalım. Ürünlerimize bakalım. Tamam. Burada şuraya geçelim mi ilk önce? Tamam. Şöyle. Bu ağaçlar tamamen el oymasıdır. Şu çok güzel bir parçadır. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Bu el oymasıdır. Bu abajur olur. Bir abajur, yani kıyıp evet. Böyle üzerine boya dahi sürmedim, koymadım. Çok güzel bir parçadır. Bir el iş ürünlere bakalım. Evet. Şu en merak ettiğim, en böyle benim için çok özel gelen sizin el çizimiyle yapmış olduğunuz. Tabii ki. Mesela burada bir fincanımız var. Gene benim limonlarım. Bu tamamen işte spontane, yani hiçbir çizim yok, hiçbir şey yok. Buradaki gene fincanım, yine limonum burada tabağıyla. Ha mesela şuradakini göstereceğim. Yeni bir çalışma yapıyorum. Burada kare kare alıyorum. İçine de bu şekilde desenler çiziyorum. Ya burada gelincik var, burada leylak var. Bu şu anda dünyada bir tane değil mi? Kesinlikle. %100. Bir tane daha yok bunda. Hayır. Güzel desen olarak işte. Yok ama fincan olarak belki canım, vardır. Evet, çünkü evet, bunlar evet. Kalıp tabii, tabii, işi. Tabii. Çok önem verdiğim lavabolarım ve bu şekilde renklendirdiğim ağaç gövdesi rengini oluşturduğumuz görüntüsü aynı ağaç gövdesi gibi karıştırıyoruz, çamurumuzda renklendiriyoruz ve bu da el açımı, bu da el açımı.
Lavabolarımız, bakın dışındaki renkler, çok sevdiğim ve özenle gururla göstermek istediğim ürünümüz. Bu şekilde. Şunları da göstereyim madem. Tabii burada ki. Birkaç tane daha böyle bir çalışma evet. Var, lavabo çalışmaları. Mesela bu dün sıcak sıcak daha yeni çıktı. Bakın renklere. Şöyle. Çocuğunuz gibi değil mi? Aynen. Bakarken gözleriniz parlıyor. Çok mutlu oluyorum. Evet, evet. Evet. Çok mutlu oluyorum. Başka bir duygu. Bambaşka bir duygu. Aynur abla. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Videosunu vesairesini her şeyi bir kenara koyuyorum. Senin gibi bir insanla yolum kesiştiği için ve tanışmış olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Daha çok görüşürüz. Daha çok videolar çekeriz. Video çekmesek de çok sohbetler ederiz. Kesinlikle. Yaptığın her çalışmada elimden gelen desteği vermeye, tanıtmaya, duyurmaya, daha fazla insana ulaştırmak için elimden geleni yapacağım, söz veriyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ayın 28 Eylül'de bir eğitimimiz başlayacak. Onun için gerekli tanıtımları yaparsanız memnun evet, olurum. Tamam. Katılımcılarımıza da desteklerini bekliyorum. Ayrıca evet. Ben seni tanıdığım için, sizin gibi genç cevherleri, genç yürekleri tanıdığım için ben çok mutlu oluyorum. Instagram hesabını, varsa YouTube kanalını vesairesini, bütün hepsini açıklamalar bölümüne ve başa tutturduğum yoruma da ekliyorum. Çok teşekkür ederim. Dostlarımız çok oradan size ulaşsınlar. Eminim çok ki zaten buraya her yolları düştüğünde, Göce'ye her evet. Yolları düştüğünde sizinle tanışmak isteyeceklerdir. Kesinlikle. Sizinle sohbet etmek, sizin tecrübelerinizden faydalanmak isteyeceklerdir. Evet. Şimdiden herkese mutlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Size de başarılar diliyorum. Yolunuz çok açık olsun. Çok sağ olun. Herkesi bekliyoruz. Göcek'te Muçev Marina'nın girişinde, merkezde yerimiz belli zaten. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşça kal. Sağ olun.